ve Brent & Sport Summit'te artık son metrelerdeyiz. Son metreler deyince aklımıza Londra'da Dünya Atletizm Şampiyonası'nda son metrelerdeki inanılmaz performans ve şampiyonluk geliyor. İlk olarak bu şampiyonluğu mimarlarından Fenerbahçe Kulübü Amatör Şubeler Genel Koordinatörü Fikret Çetinkaya'yı sahneye davet ediyoruz. Ve ülkemize tarihi başarılarından birini armağan eden, son yıllardaki en başarılı sporcularımızdan biri Brent & Sport Summit'teki konuğumuz. Dünya şampiyonu Rami Guliyev. Oturumun moderatörlüğünü gerçekleştirmesi için Sports TV Anchorman'in Senat Okun'da sahnedeki yerini almasını rica ediyoruz. Evet, tekrar birlikteyiz. Tabii daha önce birçok sporcuyla konuşma şansı bulmuştum. Daha ağırlıklı futbolcu. Ama bu kadar üst seviyede tüm dünyanın takip ettiği bir yarışta, bu kadar üst düzey sporcunun bulunduğu bir yarışta şampiyon olan bir sporcuyla, sporcumuzla hiç konuşmamıştım. O yüzden benim için çok önemli ve gurur kaynağı. Öncelikle teşekkür ederim. Arkada konuştuk biraz. Evet. Daha iyi olabilirim dedin. Tabii ki. Yani mevcut başarıyı devam ettireceksin gibi duruyor. Çünkü çok ciddi rakiplerim var. Fanny Kerk başta olmak üzere. Usain Bolt yarışsa geçer miydin Usain Bolt? 200 metrede yoktu. Bu yıl kesinlikle kazanırdık. Çünkü onun durumu çok iyi değildi 200 metrede. Çünkü evet. Ondan dolayı yarışmadı. Belki sen varsın diye olabilir yani. 100 metrede de belliydi yani, evet. 100 metreden sonra ondan dolayı yarış katılmadı. Ama bence daha iyi dereceler görebiliriz. Çünkü yarışta koşulan derece de çok iyi bir derece değildi ama yani şampiyon olabildik o dereceyle. Yani evet, şimdi Ramil, tabii şöyle bir durum var. Şu anda artık sen bir markasın. Atletizmin Türkiye'deki dünyadaki bizim adımız, ülkemiz adına yüzüsün. Yarıştan önce ve yarıştan sonraki durumu nasıl açıklarsın? Markaların bu başarıdan sonra sana olan yaklaşımı, geri dönüşü, ilgisi, alakası hangi seviyede? Biraz bunlarla ilgili bize bilgi verebilir misin? Ya, dünya şampiyonasından önce biraz daha az dikkat veriyordular atletizme ve şeye göre. Bize, evet. Sporculara. Dünya şampiyonasından sonra tabii ki daha çok öyle dikkat oldu. Şimdi daha çok bizim atletizm ortaya çıkıyor. Yani spor olarak. Daha çok dikkatli oldu. Yani tabii ki bize bana daha çok dikkat veriyorlar şu anda. Yani çok çekimler oluyor. Ya, markaların ciddi bir ilgisi oluyor sana. Tabii. Dünya şampiyonluğundan sonra. Evet, bir marka gibi şimdi hissediyoruz bunu. İnşallah bununla da biz bunu kullanıp sporu daha büyük, atletizm daha büyük yaparız bizim ülkemizde. Evet, gerçekten yani çok önemli. Çünkü ben o yarışı ekran başında evde izliyordum. Yani Ramil'in bir derece yapabileceğini tahmin edebiliyorduk. Tabii bazen beklenmedik anlarda işte bu başarı ya da bu şampiyonluk gelince benim uzun süre sonra tüylerim diken diken oldu. Bir sportif başarıdan dolayı. Zaten ardından gözyaşlarını tutamayanlar da oldu. Fenerbahçe'nin başarısı senin, Fenerbahçe'nin katkısı senin başarına önemli.
Fikret Bey'e soracağım. Sizin beklentiniz ne kulüp olarak? Burada birçok marka var. Bazı markaların sporculara sponsor olduğunu biliyoruz. Ama Ramil gibi yeni sporcuların yetişmesi için, Fenerbahçe'nin yetiştirmesi için sizin beklentiniz ne? Evet. Öncelikle herkese merhaba diyorum. Fenerbahçe'de bugün amatör branşlar, başta atletizm, basketbol, voleybol ve diğer branşlar bu durumdaysa Sayın Başkanımız Aziz Yıldırım'ın büyük Fenerbahçe sevgisi ve katkısıyla bugünlere geliyor. Fenerbahçe amatör branşları gelir olarak her yıl açık veriyor. Yaklaşık basketi saymazsak, voleybolu saymazsak diğer 6 branş, benim başında olduğum 6 branş 17-18 milyona yakın yatırımlar hariç açık veriyor. Her yıl. Her yıl. Onun için öncelikle bu yıl Yelken şubemize Doğuş grubu sponsor oldu. Biz başta atletizm olmak üzere Ramil gibi bir dünya şampiyonunu çıkardık. Bununla da iftar ediyoruz. Bütün branşlara sponsor desteği bekliyoruz firmalardan. Hem takım olarak sponsor bekliyoruz hem de sporcularımıza bireysel olarak sponsor bekliyoruz. Bu kültürün gelişmesinde sizlerin de bugün bir dönüm noktası olarak katkınız olacağına inanıyorum. Yoksa bu sponsorluklar olmuş olsaydı başkanımız 20 yıldır devletten vergi, amatör sporlarla ilgili vergi kanunlarının değişmesi için, ki onu henüz başaramadık, bu mücadeleyi vermezdi. Ben inanıyorum ki vergi kanunları değiştiğinde Fenerbahçe'de hem amatör branşlar, olimpik branşların sayısı artabilir, hem de başarılar üst seviyeye gelebilir. İş adamlarından, kurumlardan amatörlere büyük beklentimiz var. Destek olmaları için, takımlarımıza sponsor olmaları için. Belki ilk olarak amatör ifadesini herhalde değiştirmek gerekiyor Türkiye'de. Hani bahsettiğiniz rakamlar... Ama genel tabii tabii yok. Hadi ben sizin tabii ifadeniz üzerine genelli amatör branş. Yani ama artık amatörlükten değil çıkmış. Yani kesinlikle değil. Tabii Ramil dünyayı biliyorsun. Birçok uluslararası atletle fikir alışverişinde bulunuyorsun. Şimdi senin ailenin sporcu olması, babanın iyi bir atlet olması, sana örnek olması, senin çalışman, bunların hepsi detay ve unsur tabii ki, ana unsur ama burada önemli olan kulübün arkana durması ve bir anlamda sana destek vermesi. Peki dünyada nasıl bu işler? Yani diğer atletler nasıl hazırlanıyor? Nasıl sponsor buluyor? Bizim önde ya da geride olduğumuz ne gibi farklar, detaylar var? Yani diğer ülkelerde sponsor konusu daha geniş, daha açık. Çünkü yani bazı ülkeler var. Yani federasyonun bir dereceleri koyuyorlar. Diyelim Avrupa Şampiyonası derece geçmesini önemli. Dünya Şampiyonası'nın barajını geçmesi önemli. O baraja geçince sana bir destek oluyor. Bir sponsorlar buluyorlar sana. O sponsorlarla sen hazırlık kamplarına gidebilirsin, hazırlık yapabilirsin. Bir de sana maaş bağlıyorlar. O tarzda destekler oluyor. Yani Türkiye'den, ülkemizden biraz daha farklı, biraz daha sponsorlar üzerinden giden bir durum söz konusu. Çünkü diğer ülkelerde daha çok yani şampiyonlar var. Ondan dolayı o branş biraz daha önde. Bizde de bu yeni başlıyor. Yeni başlayınca da bu yolu yeniden açıyoruz. İnşallah biz de o sistemine gideriz. Daha çok sponsorlar, markalar bize destek olur. Özel sporculara. Evet, tabii burada biz arkada da biraz konuşma şansı bulduk. Ramil'le ve Fikret Bey'le. Şöyle bir detay da var. Yarışı kazanıyor, 200 metreyi kazanıyor ve ardından bir telefon çalıyor. Daha doğrusu telefonu sana uzatıyorlar. Evet. Burada da diğer yarıştığın arkadaşların oldukça şaşırmış. Belki o hikayeyi anlatmak istersin. Yani bir yandan gerçekten sporu çok seviyoruz, çok ilgi gösteriyoruz ama hala sanki bu spor, marka ve o sistemi, yönetimi tam olarak yapamamış gibi duruyoruz. O belki yanını anlatmak istersin. Londra'daki gelen telefon ve arkadaşların verdiği tepki. Şimdi şöyle bir şey, yani biz spor yapıyoruz, biz hep idmanla uğraşıyoruz. Ya sabahtan akşama kadar bizim hep idman oluyor. Bize de yapan dikkat çok önemli oluyor. Çünkü sen yaparken kimse ilgileniyor diye çok önem veriyoruz buna. Anladım. Yani yarış öncesi çalışıyorsun ama evet.
acaba benim bu çalışmalarımın insanlar ne kadar farkında gibi evet, de sorular aklına geliyor. Sen yaptığın işi bir önemi var diye bir dikkat çekiyorlar. Ya bu çok önemli. Bir de biz yarıştan sonra, koştuktan sonra bizim medya bir taraf oluyor. Biz yarıştan sonra oraya gezdiriyorlar bizi. İsteyen reportajları alıyorlar. O zaman bir telefon çaldı. Bizim federasyondan bir arkadaş yanımdaydı. O telefonu uzattı bana. Diyor ki seninle bir görüşmek istiyorlar, bir konuş. Bizim Cumhurbaşkanı aradı. Yani tebrik etti. Ben çok mutlu oldum. Şöyle bir yani bir böyle bir insan sana arayıp seninle yarış geliyor. Biter bitmez sıcağı sıcağına gelen telefonu karşısında evet. Diğer atletler şok oldu. Atletler derken orada herkes evet. sordu. Ben şimdi röportaj veriyorum. Bir telefon çalıyor. Telefonu uzattılar bana ve bir görüştüm evet. bir dakika. Ama canlı yayında falan oluyor. İki dakika konuştum. Ondan sonra sordular kim aradı sana? Diyorum Cumhurbaşkanı aradı. Şöyle. Onlar diyorlar kendi mi aradı? Evet diyorum. Ya nasıl Cumhurbaşkanı ya sana aradı? Evet diyorum. Ya o kadar mı? Evet diyoruz. Yani sizde o kadar mı dikkat var spora? Evet diyoruz. Bu normal bir şey. Böyle dedikten sonra bizde öyle bir şey yok. Yani bu her ülkede olmuyor. Yani evet, öyle evet. dikkat vermiyorlar spora. Bir de sporculara çok önemli. Çünkü sen yaptığın şeyi çok büyük bir arkası var. O bize de çok motivasyon veriyor. Çünkü sen bir iş yapıyorsun. Diğer spor yani diğer insanlara da sevindiriyorsun sen yaptığın şeylerle. Zaman zaman Başkan Aziz Yıldırım da seni arıyor galiba kamptayken. Evet. Yani her zaman oluyor biz kampta çalışırken. Uzun zaman oluyoruz biz kampa gidiyoruz. 3-4 ay böyle devamla çalışıyoruz. Arada bir arıyorlar, soruyorlar nasılsın, nasıl gidiyor? Bunlar ama hep hoşuna şey gidiyor. Yani motive eden sporcu, bireysel bir spor yapıyorsun ve yalnızsın aslında. Evet. Yani işte 2020'de olimpiyatları, işte 3 yıl var ve yalnızsın, çalışıyorsun. İşte bu tip telefonlar ister istemez moral motivasyon sağlıyordur. Son olarak artık bir markasın. Ramil Guliyev bir evet. marka. Nasıl yönetmeyi planlıyorsun? Kafanda bir fikir var mı? Ya da kulüple bu konuyla ilgili hiç konuştunuz mu? Bundan sonra çünkü senden beklenti çok fazla. Ya şu an kafamda bir olimpiyat var. Şey çok önemli. Çünkü bütün çalışmalar onun için yapıyoruz. Bir de seneye bizim Avrupa şampiyonumuz var. Yani bütün işimizi onun üzerine kuruyoruz. Çünkü buraya kadar biz bir madalya kazanıp geldik. Şimdi daha bir o noktayı tutmamız gerekiyor. Daha zor belki biraz. Evet. Şimdi bizim esas olan işimiz spor. Sporu bitince de başka şeylerin hakkında düşünmeye başlayacağız. Ama şu an esas olan daha büyük başarılı kazanmaya, onun üzerinden çalışmaya. Fikret Bey son olarak size soralım. Devamı gelecek mi? Tabii Ramil'den bireysel olarak başarılar bekliyoruz ama az önce marka desteğinden, sponsor desteğinden bahsettiniz. Ramil gibi sporcuların yetişmesi ya da ülkemizde yarışması devam edecek mi? Çünkü bahsettiğiniz ekonomik tablo biraz bunun zor olabileceğini gösteriyor. Yok, Fenerbahçe için zor değil. Bizler zorluğun üstesinden geliriz. Geleceğiz de buna inanıyorum. Mutlaka devlet de bize kulak verecek. Bir de bir konuda sapma yapmak istiyorum. Biz nadir dünya şampiyonları çıkarıyoruz. Ramil bir ilk. Siz Amerikalı dünya şampiyonlarını Amerika Devlet Başkanı aramaya kalksa telefonun başında oturması lazım saatlerce. Çünkü onlar bu başarıya alışık. Onun için Ramil gibi sporcu yetiştirmemiz çok zor. Ama Fenerbahçe Atletizm Şubesi'ne özellikle baktığınız zaman 2017'de neler yapmış? Ramil'den önce Dünya Yıldızlar Şampiyonası'nda Mizgina'yı çıkarmışız. Uzun süre Temmuz sonuna kadar dünya lideri cirit atmada Eda Tuzsu getirmişiz. Hep bunlar altyapımızdan gelen sporcular. Özkan Baltacı gibi gene altyapımızdan yetişen bir çekiciyi de dünyanın ikincisi yapmışız. Yani kulüp kendi içinde geliyor, yetiştiriyor. Kendi içinde tabii yetiştiriyor. Fenerbahçe'nin genç takımı
son 10 yıla Avrupa'da şampiyon kulüplere damgasını vurdu. Yani bu yılda hem bayan hem erkek takımımız takım olarak şampiyon oldu. Evet. Şimdi Ramil'in dünya şampiyonu olması bizim takımımızı ayrı bir motive etti. Ramil onların hedefi, Ramil'le beraber oturuyorlar, yarışmaya hazırlanıyor. Düşünebiliyor musunuz? Türkiye Kulüpler Şampiyonası'na gidiyorsunuz ve Ramil yanınızda oturuyor. Biz teknik toplantı yapıyoruz. Dünya şampiyonunuz yanınızda. Ben de şimdi açıkçası pardon yani şimdi Ramil'in yanına giderken yani kafamda bir şey şekillendiriyor ama gerçekten hani Ramil yani hani 200 metrede Usain Bolt'u da geçebilir ya Usain Bolt'u geçebilirim diyebilmek çok önemli bir iddia. Bu açıdan yaptığın işin Ramil motive etmemize gerek yok. Ramil'i görünce yanında zaten ben de Ramil yaptı biz de yapabiliriz diye motive oluyorlar ve bizim işimiz de kolaylaşıyor ama biz hakikaten Fenerbahçe bütün amatör branşlarda bir ekol. Geçmişte 2009'da Kıvılcım Kaya Dünya Yıldızlar Çekici Atmada ikinci oldu. Geçtiğimizde Kolombiya'da Deniz Yaylı. Çok fazla var evet. Ama Türk sporunun sıkıntısı şu, bunları yukarıya taşımak. Ramil bize Türk vatandaşlığına gelmeden önce konuştuğumuzda Dünya Yıldızlar Şampiyonu olarak gelmişti. Demek ki Dünya Yıldızlar Şampiyonu Ramil biz Fenerbahçe olarak 7 sene, 8 sene bekleyerek ona elimizden gelen imkanı vererek Ramil'i yukarıya taşıdık. Dünya şampiyonasına taşındı. Demek ki doğru antrenör, doğru çalışma, profesyonel olarak, mantalite olarak iyi sporcu olarak görüldü. Şimdi bir örnek var. Biz de işte bunun yanında sponsor desteği geldiği zaman Mezgin'i, Eda'yı da yukarıya taşımamız lazım. Bence bir de rekabeti de oluşturuyorsunuz. O açıdan tebrik ediyorum. Çok konuşacak şey var ama süremizin tabii en azından bu bölümlük sonuna geldik. Ramil'e de küçük bir hediyemiz olacak. Sayın Ahmet Gülüm'ü kürsüye davet ediyorum. Teşekkürler. Ben çok kısa bir bölümle Ramil'e teşekkür etmek istiyorum. Bir, neden burada özellikle olmak ve kendisine özel olarak bir ödül vermek istedim organizasyonun sonunda. Bir organizasyona gittim. Organizasyonda gazeteciler, fotoğrafçılar, herkes kapıdan gelenleri karşılıyor ve kenara çekip fotoğraflarını çekiyor, onunla konuşuyorlardı. Bir sürü spor dünyasından insan geliyordu. Bir bakıyorum bir kulübün yöneticisi geliyor, bütün herkes koşturuyor, fotoğraflar çekiyor. Bir kulüp yöneticisi daha onun fotoğrafları. O sırada Ramil girdi içeriye. Kimse ilgilenmiyor çünkü kimse tanımıyor. Çok üzüldüm gerçekten çünkü Ramil gerçekten ülke sporunu başka boyuta geçirdi bizim açımızdan. Çok değer veriyorum o yüzden ve gelecekte de Türk atletizmine de Türk sporuna da çok büyük katkısı olacağına inanıyorum. O yüzden kurum olarak kendisine bir ödül vermek istiyoruz. Ödülümüzün üstünde de şu yazıyor, Türk sporunda yarattığın heyecandan dolayı diyoruz. Hakikaten Türk sporunda yarattığın heyecandan dolayı çok teşekkür ederiz. Sana da çok teşekkür ediyorum. Sizleri böyle alabiliriz. Çok merci abi. Bir son alkış. Ahmet Bey fotoğraf alın.